İyi huylu kist olarak bilinen polikistik over sendromu günümüzde kadınlarda sıkça rastlanılan bir durum. Doğurganlık başta olmak üzere birçok rahatsızlığı da tetikliyor. Polikistik over sendromunun oluşumunda genetik yatkınlığın önemli olduğunu belirten Doktor Özlem Katırcı, hastalığın belirtileri ve tedavi şekli hakkında bilgi verdi. Tabii ki polikistik over sendromu diye biliniyor. Yumurtalıklarda çok sayıda küçük ufak kistlerin olduğu, bu kistlerin de adet düzensizliği, kıllanma, sivilce oluşumuna neden olduğu bir hastalıktır. Genç yaşlardan itibaren görünmeye başlar. Özellikle polikistik over sendromu olan genç kızlarda kilo artışı, buna bağlı olarak da kilo artışının belirginleşmesiyle birlikte adet düzensizliği, kıllanma, yüzde sivilce oluşumuyla seyreden bir hastalıktır. Polikistik over sendromunun oluşumunda genetik yatkınlık önemlidir. Mutlaka aileden bir bireyde yine aynı durum söz konusudur. Tedavide yok. Polikistik over sendromunun nedeni net olarak bilinmemektedir ama etiyolojisinde genetik yatkınlığın ön planda olduğu düşünülmektedir. Daha sonra ilerleyen yıllarda genç kızlarımızın kilo almasıyla hastalık kendini iyice belirginleştirir. Tabii ki şöyle, polikistik over sendromunda en sık rastladığımız adet düzensizliği şekli adetlerin seyrek aralıklarla olmasıdır. Bazen 2-3 ayda bir, 1 yıla kadar adet görmeyen hastalarımız oluyor. Diğer bir şekli de tabii ki hormonların dengesizliğine bağlı olarak sık adet görmede karşımıza çıkıyor. Polikistik over sendromunun aslında kalıcı bir çözümü yok. Neden? Çünkü bir genetik yatkınlık söz konusu. O yüzden biz bu polikistik over sendromunun ilerlemesini durdurabilecek tedaviler üzerinde duruyoruz. Öncelikli olarak birinci yapılması gereken şey kilo fazlalığının tedavi edilmesi, diyetin düzenlenmesi, spor ve sağlıklı bir yaşam şeklinin oluşturulması. Bu şekilde polikistik over sendromunun oluşmasını engelleyebiliriz. Sadece kilo vererek bile bu hastalığı tedavi edebiliriz.